Evet. Tamam. Ne yaptığımızı bu kez sesli olarak anlatmış oldum. Aslında öncekilerini de silerim ben. Hiç gerek yok. Yaptığımız şey çok basit de hızlıca anlatmış olalım. Departman diye bir tip tanımlamıştık. Entity tanımlamıştık. Bu entity'nin ilgili alanlarını tabii oradaki gibi yapalım. I collection'da olsun bu. I collection diyelim. Bunu da virtual yapalım. Ezmek isteyen essin, ezip geçsin. I collection, tamam. Employees'im var. Demek ki bir departmanın birden fazla elemanı var. Aha. Tamam. Bu ne ya? Tamam. Ay, sevmediğim şey yapıştı. Tamam, şimdi oldu. Bir departmanın birden fazla employees'i var. Bunu biliyorum. Onunla ilgili ID'nin ne olduğunu, bunun bir kere primary key olarak işaretlenmesi için, attribute tarafında işaretlemek için şunu kullanıyorum. Değil mi? Böyle kullanınca bu artık data annotation kullanarak attribute'lerle, niteliklerle işaretlemiş oluyorum. Artık bu primary key integer auto increment. Bunu bu şekilde belirtmiş oldum. Peki bu name ile ilgili veya mission description ile ilgili bunları da database'de şöyle görünmesini istiyorum. Diyorum ki bu kolonlar bu kolonun adı veri tabanında ismi olsun. Yani departman adı olsun. Ve named parameters. Peki bunun parametrelerine bakalım. Birinci parametre ne oluyormuş? Böyle bırakınca named parameter. Peki dur. Şu. String name. Default bıraktığımda string name diyorum. Kolonun bir de order'ı var. Order. Order'ı bu ikinci eleman olsun. İstersek ne yapmış olduk? Ne yapmış olduk? Evet. Bunu da name diye bir şey var mı? Name'i varmış. Type name. Type name mi oluyor? Tip adı bu. Peki başka ne veriyorum? Başka tipin tipini falan verebiliyor muyum? Type name. Type ile başlayan başka bir şey yok. Peki eşittir deyince geliyor mu? Named attribute'ler. Param, prop, named property'ler daha doğrusu, isimli parametreler. Öyle gelmedi. Şöyle gelse, bir type name geldi. Eyvallah. Başka nelerim var? Nelerim var, nelerim var, nelerim var, nelerim var. Bunu göremiyorum ama başka bir order'ımız var. Type name'imiz var. Başka da bunu böyle bakmak yerine doğrudan F12 ile şeye de gidebilirim. Kolum bilgisinin içine de gidebilirim. Başka neyini set edebiliyorum? Kolon deyince. Diyesin yok. Başka bir şey. Bu kadar. Peki bakalım bir de koluma F12 ile gidelim. F12 ile gidelim. Kolon attribute zaten yokmuş. Ah. Bu kadarmış. Rezalet, rezalet. So I missed. Tamam peki. Zaten biz de bu üçünü name ha type name dediğiyle name farklı. O zaman acaba ha tip adı da şey olacak. Bir saniye name dediği String name, evet. Type name de string. Name'i böyle yazdırmadı. Şöyle bir şeyle görmüştük name'i. Name'i şöyle görmüştük. İlginç. Mesela type name'i böyle yazacağız. Type adı tabii bu integer olacağı için int falan mı yazacağız? Evet.
Pardon, buna envarçar. Buna ne diyelim ya? Buna envarçar diyelim. Envarçar. Hatta 15 diyelim. Bakalım ne geliyor. Şimdi önceden yaratılmış bir şeyimiz varsa silmediğimiz, bir de onun durumunu görmüş oluruz. Bakalım ne diyecek. Böylece primary key'i belirttik. Kolonla ilgili sırasını belirtmiş olduk. Bir görelim, görelim. Oynatalım ve görelim neler var. Bu arkadaşlar nerede şey yaptı? Ha, burayı eksik bıraktık diye. Tamam, şimdilik burayı tekrar geri dönüş yaparız diye kapatıyor. Bakalım. Nitti. Nitti yine. Invalid operation exception. Invalid operation exception. Anti framework DLL. Sıra eşleşen öğe içermiyor. Detaya bakalım. Inner exception yok. Bu büyük ihtimalle order'la ilgili olan. 2'yi gördü ya, biri görmediği için, biri belirtmediğin için diyor. Bu aynısını XML'de de yapıyor zaten. XML'de tanımlarken. Yani buna bir buna eğer order 1 buna, bu arada bunun key deyince parantezi var mı? Attribute. Ama default hiç bir şey almıyor. O halde ben buna virgül desem, kolum desem ve böyle desem ki order burada 1 olacak bu arkadaşın. Ups. Order 1 olacak desem. On. Kaç dakikada giderdiniz evinize? Tamam. Sıra eşleşen üye içermiyor. Peki departments. Ben bunu nerede yapıyorum? Departments'da yapıyorum. Şu arkadaşı şuradan bir alayım. Ayrı bir attribute koyayım. Ondan sonra bir daha deneyeyim. Acaba yani bir attribute'te iki kere olur muydu, olmaz mıydı? Onu da bilemediğim için. Eşleşen öğeyi içermiyor. Anlar mıyım bilmiyorum buradan bir şey çıkartabilir miyim diye. Bir bakayım. Çıkartamadım. Sıra eşleşen öğe içermiyor. Dan order'dan olduğunu düşünüyorum ama liste dönüyor. Pardon. Bu ne diyor? Bu arkadaşın bence liste patlıyor hikaye değil mi? Get departments burada çalışıyor. Departments'ın expanded result wheel yani real. Burada bir obje yok. Peki. Şöyle devam edelim. Evvela şu departmanda bu arkadaşın employee olduğunu bir daha bakarsam mesela şu bağlantıyı yok edeyim.
Ben bu arkadaşa ne söylüyorum? Departmanları ver. V 1F5. Ha, şu an bir navigasyon, bir ilişki yok, doğru. Daha doğrusu bir ilişki yok. Zannediyorum departmanı çekemediği de mi oldu acaba? Allah Allah. Allah Allah. Bayağı bir dağıtmış gibiyiz. Ne yaptık da olmadı? Şuradan kapansak. Departmanlar bu. Departmana geliyorum. Acaba şu arkadaşı yaratamadığı için mi oldu? Bir daha deneyelim. Yani şurası olmadığı için database'i yaratamadı. Yaratamadığı için de hani o taraf belki bir şekilde error merror pas geçti. Ve çekmeye çalışırken mi gümü gümü gümledi? Geldi. Tamam. Orada bir durumumuz var. Şimdi biz departman kısmında ID'yi oluşturduk. Şu arkadaşa böyle dedik. Bakalım şimdi neler de yapabiliyoruz. Önce bir şurayı tekrar açalım. Bozacağız ya, oynayacağız ya. Tip adını envarchar 15 diye belirtmiştik. Şu arkadaşı şöyle yapsak. Ama tabii bu arada burada şöyle bir şey var. Her defasında ben database'i silmek istemiyorum. Diyeceğim ki ona, ya sen her defasında database'i sıfırlar mısın? Hatırladınız mı? O zaman uygulama application her başladığında, ha yanlış yaptım. Application her başladığında database'i başlatsın diye application her başladığında çalışabilecek bir dosya ekliyorum. O dosyanın adı Global Asax. Bu dosya uygulamayı her yarattığı zaman application start dediği şeyi set initializer. Önce bir database diyeceğim. Zannediyorum şöyle. Uygulamayı her başlattığında database set initializer diyeceğim. Her başlattığında ne yapmamı istiyor? iDatabase initializer tipinde bir türetilmiş bir sınıfı istiyor. Ben de ona create database if user gibi bir şeyim var. Ben şunu using'e alaydım. Burada mı yazıyorum acaba? Şuraya mı yazıyordum? Run at server şuraya mı yazıyorum? Hiçbirini yemedi valla. İyi tamam, alayım yanıma. O zaman şunun içinde create database drop ve create et diyeceğim. Drop create database always. Her zaman database'i düşür ve başlat. Jenerik bir tipti bu. Hangi database'e hangi tipi diyor? CompanyDB kontekste. Her defasında düşür ve tekrar başlat. Çalıştır diyorum. Artık benim database'de işim yok. Ama şöyle bir işim var. Database'e şu an bu şekilde dokunursam, içine dokunursam, o zaman o onu düşüremez. Çünkü der ki database kullanılıyor. O yüzden düşüremiyorum der. Evet. Onu bu şekilde kapatmam gerekiyor. Şimdi o oluşturdu herhalde. Employee'me gidiyorum. Kolonlarıma bakıyorum. Name'de id, salary. Bu employee'm. Ben departmanla uğraşıyordum. Adı oldu. Süper. Yani
Şu arkadaş çalıştı. Bununla artık işim yok. Bununla da işim yok. Şurada işim var. Dedim ki adı, kolonun adı name değil de database'de adı olsun dedim. Peki envarchar 7 mi? Envarchar 4000 kadar 7. Ben şimdi envarchar değil de varchar yapayım bunu. Bakayım o istediğim gibi orayla mı ilişkili. Ama varchar da olsa ben ona length verebilmek istiyorum. Bakalım length de verebilecek miyim? Max length diye bir property vardı yanlış hatırlamıyorsam. Varchar'ı da 8000 yaptı. Tamam. Yani ben buna şimdi length vermek istiyorum. Diyeceğim ki ya bu arkadaşın en fazla alacağı uzunluk max length nasıl bir şeydir bu? Şu neler var? Named parametreler var. Int girebiliyorum. Max length'im 50. İsmi en fazla 50 karakter olacak dedim. Bakalım o 8000'i 50'ye indirecek mi? Tabii bilmiyorum. Şu şekliyle. Aslında sağ tarafı açılmadığı için inUse demeyebilir. Bu tarafı açık olsa bile. Çalıştırdı mı ya bu? Hiç güvenemedim. Ama bir göreyim. Evet. Tamam. Bizim biraz önce yazmış olduğumuz şey hatalıydı yani. Envarchar 15 yazdık ya şunun içine parantez içinde. Orada hataydı. Peki kolon ordurunu ben direkt 2 diye versem, 1'i belirtmesem bana itiraz eder mi? Bir de onu görmek istiyorum. Çalışsın. 19.22. Evet. Evet. Bak 2 dediğimi demiş olmama rağmen o bunu 1'e getirdi. Gördünüz mü? ID'yi çünkü 1'i görmediği için herhalde 2 diye 2'den başladı. Diğerlerini de 3, 4, 5 diye devam ettirdi. Tamam güzel. Yani bunlar böyle. Doğru. Doğru. Onu öyle bir vermek gerekiyor anlaşılan. Yani 2 görünce en üstte 2'yi aldı vesaire. Zaten çok böyle işim olmaz bununla ama velev ki oldu. Oynadık. Güzel güzel eğlendik. Neleri yaptığını bildik. Bir de bunun mesela bakıyorum. Required mı? Nullable mı? Not null mu? Nullable mı? Onu görmek istiyorum. Zaten null diyor. Null olabilir yani. Adı bilgisine bakalım. Full size null olduğunu söylemiş. Ben buna diyorum ki nullsuz olsun. Nullsuzun yüzü nullsuz required. Null olsun diyorum. Pardon, not null olsun diyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Tabii şunu kapatmam lazım. Required'la da not null'u set etmiş olacağım. Oldum da. Not null oldu. Tamam. Burası okey. Birazcık daha okuma yapayım. Şu arkadaşın güzel kaynağından. Aslında şu attribütleriyle ilgili bir şey. Fluent API'ye bakarız. Fluent API de çok dert değil. Fluent API yerine data annotation kullanarak da hepsini halledebiliyoruz. Kendimize öyle zorluk çıkartmaya da gerek yok. Nelerimiz varmış? Ha, burası değildi. Bir yerde. Introduction, enable it, cascade. Ha, bu da güzel. Aslında bu Fluent API ile olan kısmı. Get started. Ben şu get started'da
Şimdi burada aralarındaki ilişkiyi nasıl veriyorduk? Ha, burada söylemişti bize zaten. Dedi ki yani foreign key'i ya entity kullanarak yani şeyi attribute kullanarak yapacaksın ya da fluent kullanarak yapacaksın demişti bize, değil mi? Biz bunu foreign key kısmını attribute kullanarak halledebiliriz. Hadi gelin halledelim hızlı. Bunu